Kanal T geçtiğimiz aylarda günlerce bıkmadan, usanmadan yaptığı yayınlarla Lefkoşa Türk Belediyesi ile Remont Reklam Hizmetleri Şirketi'nin anlaşmasının hukuka aykırı olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili 18 Ekim 2013 tarihinde yapılmış bir haber. Konu başka basın yayın organlarında da gündeme gelmiş ve ortaya çeşitli iddialar atılmıştı. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde başkan değişti ama zihniyet değişmedi. Cemal Bulutoğlu'nun başkan olduğu dönemde Türkiye'den bir firmaya peşkeş çekilen, Lefkoşa sokaklarını kaplayan reklam panolarıyla ilgili CTP'li başkan Fellahoğlu da peşkeşe devam kararı aldı. Afrika gazetesinde bugün yer alan habere göre yeni peşkeşin içinde artık CTP'liler de var. İşte Afrika gazetesine çıkan bir vatandaş yorumu ve haber. Bu haberden tam bir gün sonra yani 19 Ekim'de yapılan bir başka haberde konuyla ilgili yetkililerin eski yaptıkları açıklamalara yer verilmişti. Afrika gazetesinin gündeme getirdiği ve bir CTP kurultay delegesinin isyanı sonucu ortaya çıkan eski Sağlık Bakanı Eşref Faiz'in oğluyla Lefkoşa'da 2 yıldır tartışma konusu olan ve Remon isimli şirketin büyük rant elde etmesi, Lefkoşa Belediyesi'nin zarara uğratılmasıyla kamu vicdanında derin yara açan olan Mehmet Ekin Vahis'in kendi yazdıklarıyla doğrulandı. Gazetenin tekrar gündeme getirdiği kirli ilişki ağıyla ilgili geçmiş dönemde yazdıklarıyla kendi kendini ifşa eden Mehmet Ekin Vahis, reklam şirketi sahibi olduğunu ve CTP'li başkan Kadri Fellahoğlu'nun seçilmesiyle beraber Remon şirketiyle de iş yaptıklarını, hatta şirketin aynı zamanda avukatlığını da yaptığını doğruladı. Konuyla ilgili başsavcılıktan beklenen açıklama geldi. Başsavcılık, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ramon Reklam Şirketleri Limited'e ihale edilen kent mobilyası yapımı ve işletilmesi ihalesi ile ilgili raporunu açıkladı. Başsavcılık sözleşmeyi hukuka aykırı buldu. Raporda Bakanlar Kurulu kararı üretildikten sonra 8 yıl içinde 29 Nisan 2011 tarihli sözleşmenin yeniden Bakanlar Kurulu'na onay için gönderilmemesi, Bakanlar Kurulu'nun imzalanan sözleşmenin 8 yıllık olması kaydıyla onaylanması şeklinde iradesi nedeniyle çok bir anlam ifade etmemektedir. Her şey hukuka uygun yapılması halinde sözleşmenin geçerli etkilenmeyecektir kanaatindeyim denildi. Diğer yanda raporda kira ihale komisyonu ile belediye meclis kararları olmadan veya ihalenin Remon reklam hizmetlerine verildiğine dair karar üretilmeden ihale usulüne uygun sonuçlanmış gibi konu şirkette yapılan sözleşmenin hukuka uygun olan bir sözleşme olmadığı kararlaştırıldı. Rapor açıklanmasının ardından Başkent Belediye Başkanı Kadri Fellahoğlu kısa bir açıklama ile raporu değerlendirdi. Bakanlar Kurulu'na ihale sonuçlandırmadığı halde sonuçlandırmış bir önerge ile sözleşme gönderildiğini tespit ettiğini anlatarak Bakanlar Kurulu'nun yanıltılarak karar üretildiğine dair sonuca varıldığını kaydetti. Diğer yanda Lefkoşa Eski Kaymakamı Kemal Deniz Dağ'a Kanal T Haber'e açıklamalarda bulundu. Dağına Kadri Fellahoğlu'nun başsavcılığı kararı bile beklemeden bu kararı iptal etmesi gerekirdi dedi. Belediye meclisi acil toplanmalı diyerek sözlerine devam etti. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kurtaracağız. Planlar ve projeler, kurtarma planları çantamızdadır deyip görevi devralan insanlar yapması gereken makama oturduğu gün yapması gereken olayı neredeyse 8 ay geciktirerek, hukuktan görüş alınarak, bunun zaten hukuka aykırı olduğu bir gerçektir. Evet. Lefkoşa halkının cebinden bu kadar milyon TL'nin özel bir şirkete gitmesi ve belediyenin bundan yararlanmaması zaten ahlaki yönden vicdanlarda bir hukuksuzluktu. Ve makama oturduğu gün Katli Bey'in bunu iptal etmesi gerekiyordu ama hukuk son cevabını verdi dün ve bugün ben bekliyorum. Bugün belediye meclisinin ivedi toplanıp bu sözleşmeyi hemen iptal edilmesi. Umutlu muyum? Hayır, umutlu değilim. Çünkü bu sözleşmeyi 8 ay iptal etmekte gereken bir zihniyetin bunu da zaman aşımına yeni yıla bırakabileceğini düşünüyorum. Şimdi gözler belediyeye çevrildi. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi'nin bu noktada atacağı adımlar merak konusu.